Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Didem, Osaka, Japonya'da yaşıyorum. Eşim Japon, o yüzden ben de Japonya'dayım yaklaşık 2-3 senedir. Böyle bugün kahvemi aldım ve ikinci çekilişimizi başlatıyorum. Bu kendimi tanıtma kısmını her videoya ekleyeceğim çünkü yeni keşfedenler oluyor. Japonya'da mısın, eşin Japon mu gibi sorular geliyor. Herkese toplu cevap olsun. Nasıl tanıştığımız videosunda daha sonra çekeceğiz. Onu da sorarsınız büyük ihtimalle yine. Ne zaman eşimin Japon olduğu anlaşılsa hep nasıl tanıştınız, video var mı diye soruluyor. Çekiliş ürünleri yine benzer arkadaşlar. Bazı şeyler birazcık farklı. Arada yeni ürünler de ekliyorum. Kurallar da önceki video ile aynı. Aşağıya açıklama kısmına yazacağım. Çekiliş şartlarımız ise en az 3 videomuzu izleyip yorum yapmak. Videonun içeriğiyle ilgili yorum yapmaya çalışın lütfen. Böylece kimin hangi videoyu izlediğini, gerçekten izleyip izlemediğini anlayabiliyorum. O yüzden izlediğiniz her videoya yorum yaparsanız kaç video izlediğinizi anlamış olurum ve ona göre kazanma şansınız artar. Ayrıca Instagram adresiniz veya böyle kullandığınız uygulama varsa orada bizi, yani bu kanalı paylaşıp destek vermenizi istiyoruz. Bir de Instagram'da çekiliş postu paylaşacağım. Instagram olanlar için geçerli bu. Eğer Instagram'ınız yoksa daha çok video izleyip şansınızı arttırabilirsiniz. Sorun değil. Instagram için de çekiliş postu paylaşacağım. O postu hikayenizde paylaşıp beni etiketlemenizi istiyorum. Böylece çevrenizde ilgilenen varsa onlar da katılabilir veya kanalımıza abone olabilir. Böylece daha çok Asya sever kişiye ulaşmış oluruz. Daha çok talep olursa, ay şarjım bitiyor bir yandan. Bugün çok video çektim. Daha çok kişiye ulaşırsak ve daha çok katılım olursa çekilişler devam edecek. Yine iki çeşit chopstick'imiz var. Biri yine turna kuşlu. Biri de böyle. Bunun dediğim gibi böyle chopstick koyma yeri de var. O yüzden güzel gözüküyor ama desenli isterseniz bu var. Turna kuşlu, lacivert renkte. Ve yine şöyle Japon fenerli dolap süsü. Şöyle manikine kolu bir kalem. Bu tükenmez kalem sanırım. Pen diyor. Şöyle yakından göstereyim hatta. Şöyle çok tatlış bir şey. Şöyle Japon yemekleri olan sticker, dangolar, bu ne? Udon mu ne? Bir şeyler var. Mochili tatlılar, taiyaki, matcha falan böyle çok tatlı. Birazcık parlıyor, kusura bakmayın. Bir de şöyle iki çeşit mouse altlı fare, işte bilgisayar kullananlar için iyi olur diye düşündüm. Çoğunuzun zaten bilgisayarı falan var ya da mouse kullanıyorsunuz. Bu iki renkten birini seçebilirsiniz. Bu da lacivert. Bu kırmızı. Böyle sakura gibi desenler. İkisinden birini seçebilirsiniz. Bazı şeylerden iki çeşit koyuyorum. Zevke bağlı ya da kız erkek hangisini istiyorsa onu seçebilir. Denemeniz için bir adet orijinal mochi koyacağım. Bunlardan biz de yiyoruz. Zaten bunu kendimize almıştık birkaç tane. Birini de size ekleyeceğim. Böyle bu görenler sabun mu diyor. Önceki çekilişlere de eklemiştim. Çok sert böyle, bakın kırılmıyor da. Bayağı sert bir şey. Fırına, mikrodalgaya koyabilirsiniz ya da kaynar suda kaynatabilirsiniz. Birazcık şey oluyor, böyle yumuşuyor ama kesip yerseniz daha iyi olur. Eğer mikrodalga ya da fırına koyacaksanız da yumuşuyor. Böyle minik parçalarla yiyin lütfen. Çünkü mochiler birazcık tehlikeli. Özellikle yaşlı amcalar ya da böyle yaşı büyük olan kişiler
ölebiliyor, nefessiz kalıyorlar, boğazına takılıyor, Allah korusun. Böyle çok merak edildiği için orijinal yiyenler genelde tadı yok falan diyor. Gerçekten de pek yok, böyle pirinç gibi bir şey. Japonya'da bunlar çok hani popüler. Ne diyorlar ona? Yeni yılda falan da mochi yapıyorlar. Hatta videolarımız vardı geçen sene aşağılarda. Ailesiyle birlikte mochi yapmıştık. İşte bu böyle normal bir mochi. Üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Soya sosu falan dökenler var burada da. Ha bir de yiyecekleri bol tuttum. Yani atıştırmalıkları bol tuttum bu çekilişte. Şöyle yosunlu, tuzlu galiba cips var. Ondan sonra yine bu pirinç kekinden var. Karidesli cipsimiz var her zamanki gibi. Yine en merak edilenlerden. Bir de şöyle acılı... Bundan galiba yemedim ben. Acılı pek yiyemediğim için. Şöyle bir şey. Dört tane böyle cips gibi tarzında bir şeyler. Bir de şöyle çikolatalı. Hani bizde de vardı ya şunlardan. İçinde böyle çikolata var. Bu da çok popüler Japonya'da. Bundan da ekleyeceğim tatmanız için. Cheese roller var. Bu birazcık farklı. Bende de var. Geçen yeni aldım bunu. Yeni keşfettim. Önceki çekilişe eklediğim bir küçük versiyonuydu. O da çok güzel. Hatta o daha kullanışlı. Benziyorlar yine de. Bu başlıkları aynı. O böyle şeyliydi. Şuralarına buralarına yapabiliyorsun. Bunda şöyle bakın burada da göstermiş. Ben de göstereyim size. Şu şekilde. Birazcık böyle sert. Benim de yanaklarım çok var ya, toplayacak şimdi onu. Şöyle yapıyorsunuz. İlk başta birazcık çenenizi, şuralarınızı acıtabiliyor. Ama alıştıkça uyuşuyor mu ne oluyor bilmiyorum. Sıkı olması iyi diyor Masaki. Bilmiyorum yani, birazcık acıtabilir canınızı. Arada yaparsınız. 10 dakika falan yapın diyor. Yüzü temizledikten sonra. Bunu ekleyeceğim. İsterseniz şöyle şöyle de buralarınıza da yapabilirsiniz. Kan dolaşımını da hızlandırıyor bu. Önceki videoda da vardı, söylemiştim. Ama bu videoya yeni gelecekler için, yeni izleyecekler için yine bazı şeyleri tekrar etmeye çalışacağım. Eğer vaktiniz varsa ilk çekiliş videosuna da bakın lütfen. Yine Japonca kitaplarımız var. Önceki çekilişte olduğu gibi ama siz seçeceksiniz. İki çeşit var. Biri Hiragana Katakana. Biri sadece Hiragana. Şöyle bu basit seviye örnek şeyler veriyor. Cümle böyle kelimeler. Çocuklar için bu kitaplar. Zaten çoğu sayfamızda olanlar da Japonca'ya yeni başlayan kişiler olduğu için bu tarz kitaplar ekliyorum. Eğer böyle daha çok ciddi öğrenenler varsa onlar için de daha gelişmiş kitaplar ekleyebilirim. Eğer öyle kişiler varsa yorumlara yazın lütfen. İşte böyle bir şeyler var, oyunlar falan. Ondan sonra bakayım. Ha, bu genelde böyle çocuklar için zaten. Bu da Hiragana Katakana yine çocuk şeyi. Böyle pratik yapıyorsunuz, üzerinden geçiyorsunuz. Kitap karışık, ikisinden de var Hiragana Katakana. Böyle test gibi boşlukları dolduruyorsun. Ve çok tatlı bir kitap. Ben de arada bir bunlarla çalışmıştım. Böyle oyunlar falan da var. Böyle sevimli şeyler de var resimlerde. Çok tatlı geliyordu bana. Böyle üzerinden geçip yazım kurallarını da gösteriyor. Mesela önce hangi çizgiden başlamanız gerektiğini falan. O yüzden yeni başlayıp Hiragana Katakana yazısını geliştirmek ve yazım kurallarıyla birlikte doğru bir şekilde öğrenmek isteyenler için güzel kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bir de burada birazcık daha üst olanı. Çok fazla böyle sevimli karakter yok içinde. Mesela bu kanji olan. N4-N5 seviyesine denk gelir diye düşünüyorum. Yani kolay kanjiler ama pratik yapmanız için iyi. Böyle testler falan var. Boşlukları falan dolduruyorsunuz. Burada da yine yazım kurallarından bahsediyor. Hangi kanjiden önce başlamalısınız diye. Yani hangi şeyden pardon, çizgiden başlamalısınız diye. Böyle 1, 2, 3 göstermiş. Önce bu çizgi sonra bu falan diye. Böyle yine tekrar yapıyorsunuz, yazıyorsunuz işte.
Yazın pratiği yapmak için güzel kitaplar. Türkiye'de pek yok böyle yazın pratiği için. O yüzden hani çekilişlere eklemeye karar verdim. Japonca öğrenmek isteyenler için de iyi olabilir. Bu da böyle neymiş bu? Hiragana, katakana. Yine cümleler kuruyorsun, üzerinden geçiyorsun, yazıyorsun. Ama bu önceki gösterdiğim kitaba göre daha böyle zor gibi. Yaprak sayısı ne kadarmış onu da göstereyim. Kaç yapraktı bu? 75 sayfayı geçiyor. Sanırım 78 sayfa. Bir sayfası daha var ama o şey gibi. Cevap gibi sanki böyle 78. Önceki kitapta 61 sayfa. İkişer tane olacak. Siz seçebilirsiniz. Yani hangisini istiyorsanız, hani birazcık daha zor mu olsun yoksa en kolay böyle tatlı olan kitap mı olsun, siz seçeceksiniz. Onun dışında başka neyimiz var? Ha bir de şunu söyleyeyim. Eğer Japonca öğrenmiyorsanız böyle hani anime ile ilgilenen, anime çizimleri yapanlar oluyor ya. Mesela ben de anime çok izlemiyorum ama arada sırada böyle değişik çizimler deniyorum. Japonya'da böyle kitaplar var. Mesela bu neydi? Dragon Ball. Bu da böyle bir anime. Biliyorsunuzdur siz zaten. Bunların boyama kitabı. Ama karakter çizimi için böyle üzerinden geçip de alıştırma yapabilirsiniz. Ben de eskiden böyle üzerine kağıdı koyup şey yaparak, kopya yaparak çiziyordum ya da üzerinden geçiyordum falan. Öyle insanın eli alışıyor. Eğer çizim ya da boyama yapmayı seviyorsanız bu çizim kitaplarını bu Japonca kitapları yerine ekleyebilirim. Seçim size kalmış. İster Japonca öğreniyorsanız, ister çizim istiyorsanız. Bunda da böyle karakterler var. Yani güzel bir kitaba benziyor. Ben bunun daha farklı versiyonunu almıştım. O daha böyle kızlımızlı, moda üzerine gibi böyle kıyafetler falan var. İşte bunlar var. Cuma, cumartesi, pazar daha çok video gelecek. Aslında bir gün belirlemek istiyorum. Instagram'da anketler yaptım. Yaptığım ankete göre de çoğunluk işte cuma ve cumartesi, pazar, hafta sonu demiş ve akşam saati demiş 5-6'dan sonra. Herhalde çalışan, okula gidenler falan var. O yüzden diye düşünüyorum. Eğer sizin de boş vaktiniz varsa, yani ne zamansa boş vaktiniz, onu da videolarda belirtirseniz çok sevinirim. Herkese başarılar diliyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.